Merhaba arkadaşlar, bu videoda Fail Back to Production işlemlerimize devam ediyoruz. Bu işlemin ikinci sekmesiyle devam edeceğiz. İlk başta bana bir failover now yapılmış bir job lazım. Makinamı failover yapıyorum. Production ortamındaki makinama erişemediğimi farz edip failover now yaptım. Şimdi ayağa kalkmasını bekliyorum. Yani replikam ayağa kaldırılacak. İşlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi makinem şu an açılıyor. Replika makinem açılıyor. Çünkü production ortamındaki makinama erişemediğimi farz ettim. Böyle bir örneklendirme yaptım. Şimdi makinem açılırken tekrardan failover statüsüne gelmiş job'un üzerine gelip fail back to production diyorum. Next diyorum. Bir önceki videoda yukarıdaki seçenekle ilerlemiştik. Orijinal VM'e failback işlemi yapmıştık ve quick rollback'i işaretlemiştik. Şimdi bir alttaki seçenekle ilerleyelim. Bu seçeneği nerede kullanıyoruz? Ona değineyim. Halihazırda yeni bir konuma kurtarılan bir VM'i seçiyoruz burada arkadaşlar. Yani sizin production ortamınızda öyle bir sorun oldu ki ya da sadece makinenizde öyle bir sorun oldu ki bu makineyi backup'tan dönmek zorunda kaldınız. Yani makinenin tamamen production ortamındaki hali yok oldu ve siz production ortamınıza bir backup'tan dönüş yaptınız. Böyle bir durumda bunu kullanmamızı öneriyor Vim. Bu sekmeyi kullanabilmek için bu makinenin kurtarılmış bir şekilde vCenter ortamında olması gerekiyor. Ha, bu şu demek değil. Ben şu an şu job'umun, şu VM'in üzerinde çalıştıramaz mıyım? Çalıştırabiliriz tabii ki. Ondan yana bir problem yok ama bir backup'tan dönüldüyse Vim bunu kullanmamızı öneriyor. Farklı bir isimle de makineyi dönmüş olabilirsiniz. Ondan dolayı buradan biz elimizle manuel olarak bir eşleme yapacağız. Next diyorum. Gördüğünüz gibi makineyi kendisi otomatik buldu. Eğer karşı tarafta makinenin ismi değişmiş olsaydı buradan değişmiş olan ismini seçecektik arkadaşlar. Zaten otomatik olarak tespit etti. Next diyorum. Yine burada failback modlarımız var. Buna zaten değinmiştik. Otomatik bir şekilde yapmasını isteyeceğim şimdi bunun. Hızlıca da üzerinden geçersem failback modu ne işe yarıyordu? Biz ilk başta failback işlemini başlattığımızda replikanın şu anki halini VM test makinamıza kopyalayacak ve bu kopyalama esnasında süre uzayabilir. Replikadan production ortamındaki bir makineye kopyalama işlemi yaparken farz edelim ki 1 saat geçti. Bu makine de açık olduğu için replika makinesi üzerinde 1 saat boyunca çalışıldı. O farkları da alabilmek için bu makineyi kapatıp üzerinde daha bir değişiklik olmaması için replika makinesini kapatıp bir kere daha replikasyon alıyor. Production makinesine değişen dataları atıyor. Ondan sonra bunu ayağa kaldırıyor. O aradaki kısım bu oluyor işte arkadaşlar. Replikayı kapatıp transferi sağlayabilmem için yönergeler bekliyor benden. Otomatik mi yapayım ben bunu? Direkt job ne zaman biterse ilk adım, ilk kopyalama adımı ne zaman biterse ikinci adıma otomatik geçecek. Bu herhangi bir saatte olabilir. Yani sizin çalışma mesai saatleri içerisinde de olabilir. O yüzden bunu iyi planlamanız lazım. Schedule edebilirsiniz. Şu saatten sonra sen ayağa kaldır ya da elle yapabilirsiniz. Ben tekrardan otomatikte bırakıyorum. Next diyorum. Burada beni uyarıyor. Replika kapatılacak diyor production'a geçilirken. Tamamdır diyorum. Finish diyorum. Ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum. Burada videomu durduracağım. İşlemin sonunda tekrardan geleceğim. Failback işlemi tamamlandı. Şimdi ikinci adıma geçti. Onu da şurada görelim. Switch replica to production diyor. Şu an working'de. Görmüş olduğunuz gibi replika makinesini kapattı ve bunun üzerindeki değişiklikleri birinci adım işlenene kadar yapılan makine üzerinde oluşabilecek olan değişiklikleri şu an VM test makinesine yazıyor. Tüm diskler için bunu yapacak. Bunu da bekliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi job tamamlandı. Burada replika production'a taşınmış olduğunu görüyoruz zaten. Ve makinamızı açtı. vCenter ortamımıza geldiğimizde makinamızı görüyoruz. Failback to production
işleminin ikinci adımıyla da bir videomuzu tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.